Yani bir tane ya da iki tane ihtiyacın kadar alırsın. Parası da çok şey değil. Şunu söylerdik ulan. Bir ton para kazanıyorsun. Yani 25 kuruşluk poşete mi kaldın? Şeyini yapardık ama rakamlar gelince ortaya Hikmet, yani yıllık kişi başına poşet kullanımı 440 adetmiş Türkiye'de. Avrupa'da bu ne kadar diyordu, açıklamasını yapmıştı. Yani onda %1'i kadar falan bir mesele. Evet, çok da altında. Artık evet. Bundan sonra 25 kuruşa satılacak poşetler mağazada. Ya eskisi gibi yani fileni... 4 poşet aldı mı 1 lira. Aynen. Ya eskisi gibi fileni alacaksın yanına ya da alışveriş sepetini alacaksın. Öyle evet. Gideceksin taşımak için. Veyahut da poşete ihtiyacın var. Poşetini kullanacaksın. Ondan sonra ama parasını vereceksin. Dolayısıyla daha az kullanımı söz konusu. Bu sayede ülkede yılda kullanılan 32-35 milyar poşetin ondan sonra bu şeyle ilgili olarak 8 milyar lira ödeyerek bir yılın sonunda %81 azaltmayı hedefliyor. Ve bu vaziyette de yani doğaya salınan, diğer şey yapılan, ondan sonra kirletilen, çöp poşeti olarak kullanılan bu torbaların kullanımının azaltılması evet. Ve çevreye daha duyarlı olunması hedefleniyor. Bununla başlamış olalım. Vallahi ben çok olumlu gördüm bunu. Çünkü belki de biraz geç kalmış bir uygulama olacaktır ama bunu tabii böyle şimdi hani çıktı da bak görüyor musun? Hepiniz atladınız zırt mı falan. Bir alakası yok. Hani sen işte bir marketten bahsettin işte paraya satılıyor falan diye. Ama tabii bu şahsi görüşüm benim. O zaman da yani tabii yadırgayan oluyor. Yadırgamıştık ama bir de özellikle bu sanayide yani mesela bu şeyler poşetlerin çoğu eskiden polietilenden yapılıyordu. Polietilen. Daha sonra bunlar farklı bir takım şeyler değiştirildi biliyorsun poşetler. Çok daha sağlam polietilenlerden esnek olan polipropilen ve diğer polikarbonlardan üretilen poşetler vardı. Niye değişti bunların şeyleri, içerikleri? Çünkü yani malzemesi hani daha çabuk doğada çözülüyor diye değiştirdiler. Bir dönem bunu yaptılar. Çünkü o eski ilk poşetleri hatırla, çok sağlam polietilenden yapılan poşetler çok daha uzun süre. Aslında en uzun kalan da PET dedi biz, PET. O şişeler falan. Şişeler tabii falan. Onlar mesela. Şimdi bunu konuşuyoruz ama bir de işin bu tarafı da var. Tabii. Bu çok daha korkunç boyutlarda. Yani bunlar yoktu biliyorsun. Depozitolu şişeler tabii, vardı. Tabii, yani tabii, hani gazoz bile alsan götürüp tabii. Geri verdiğinde falan hani belli bir tabii. Para iadesi yani, alınca. Yani yanılır mısın şu şuradaki 13 milyarlık temizlik, daha doğrusu işte yıllık 8.8 milyar liralık meseleyi tartışıyoruz ama bunun onlarca kat fazlası bu petlerde var şu anda. Doğru. Yani bunu da gündeme getirerek söylüyorum. Şimdi bu konuyla ilgili tabii hep hatırlatırım. Bazı izleyiciler de şaşırıyor ama böyle bir vaka var. Bu tür sanayi makineleri ve bunların üretimle ilgili olan şeylerle bilgim olduğu için çalıştım çünkü bunlar üzerinde. Bunların makineleri mesela çok büyük makineler yapıldı. Poşet yapan makineler. Büyük yatırımlar yapıldı. Bunun ihracatı yapıldı. Makinelerin ihracatı. Özellikle Rusya, Ukrayna o bölgelerde çok alanlar oldu falan filan. Şöyle bir şey var. Ana girişlerine bunlar tıkanıyor, motoru yakıyor. Oradan başla ta okyanustaki bir canlının işte midesine kaçıyor ve hatta boğulmasına sebep olabiliyor. Şeyde de öyle, ormanda da öyle. Her tarafta. Biliyorsun şey bile var. Onu da hatırlatayım. Gerçi yok. Çok alakası yok ama doğayı kirletici neler olduğunu anlamak lazım. Sakızı attığın zaman biliyorsun. Çok kişi söylemişti o zamanlar gerçek. O sakızı kuş yiyecek sana diyor. Atıyor ağzına, yapışıyor gagası ve ölüyor. Yani bu insan eliyle yapılan bir hakikaten aslında poşet dediğimiz polietilen bu tür malzemeler aslında tabiatı katleden şeyler bunlar. Doğa katliamı dedikleri şey bu. Bu açıdan çok önemli aslında. Öncelikli olarak. Çevreyi temiz tutmak, bir de şeyi de hatırlattın doğru. En kızdığım şeyden bir tanesidir. Hatta geçtiğimiz en son bu Batman gezisindeki bir arkadaş da söylemişti, hatırlatmıştı bana. Oradan size hatırlıyorum demişti. Ben arabamın içi dedim çöp kutusu gibidir. Her şeyi arabanın içine atarım. Yani camdan dışarı atmam demiştim. Ya piknik yapıyorlar insanlar. Yani ya piknik alanında ya da başka bir kırsal bölgede. Bir gidiyorlar, dönüşte bakıyorsun bir sürü pislik, çöp poşetlerde, petlerin içerisinde doluyor. Ya diyorum, ya yanında şunları alsaydın bari. Hani yiyecek artıkları doğaya dönüşür. Sıkıntı hatta toprağa vitamindir. Karpuz kabuğu atarsın yediğine, onlar toprakta zaten organiktir. Organik olarak geri döner. Fakat şu
En azından onları topluyor. Ağaçları yapışmış, orada pislik içerisinde, bir de hazır ya poşet. Koyuyor, dolu bir sürü poşet var. Ağzını bağlıyor, atıyor çöpü oraya. Kapalandı, kokuşuyor bilmem ne falan. Hakikaten büyük sıkıntıydı.